Yani depremin başından beri Antakya'dayız, buradayız. O yüzden gün gün nelerin değiştiğini, nelerin değişmediğini görebiliyoruz. Depremin üzerinden 3 ay geçti. Belki en baştaki o işte şey ruh hali, böyle her şeyi bulamama ruh hali geçmiş olabilir ama aslında hiçbir sorunumuz henüz çözülemedi. Nedir çözülemeyen sorunlarımız? En basitiyle barınma sorunu çözülemedi. Hala insanlar bizden çadır istiyor. Çünkü şehir dışından dönüşler başladı. Yani can havliyle çıkıp otellere, yurtlara yerleşenler otellerden çıkarılınca ve büyük kentlerde zaten uzun zamandır bir barınma krizi var ülkemizde. Kiralar çok yüksek meblağlara ulaşınca oralarda barınamaz hale geldiler ve buraya dönmeye başladılar. Ama döndüklerinde artık bir dağıtım da yok şu anda. Herhangi bir çalışma da yok. Çadır dahi bulamayacak durumdalar. Geçen gün bir mahalle çalışması yaparken bir kadına rastladık. Yani böyle ağır hasarlı bir evde kalıyordu. Çadırım da yok. Yeni geldim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Komşulara sığınmışım dedi. Yani henüz barınma sorunu çözülemedi. Kentte ciddi bir toz ve asbest sorunu var. Yıkımlar hala su atılmadan yapılıyor ve ciddi bir sorun var. İnsanların sağlığı tehdit altında. Çok büyük bir halk sağlığı sorunu yaşıyoruz. Hem sinek, böcek, haşere, insanlar kükürt bulamıyor. Çünkü kırsal alandayız ve yılanların çadırlara girme durumu var. Onlarla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. En temel sorunumuz su. Su hala bir arıtmayı çözebilmiş değil, hat su. Bunun üzerinden de hazır suya da, gelişleri de azaldı ve insanlar su bulamıyor. Zaten temel gıda ve beslenme meselelerinin hala çok acil ihtiyaçlar için olduğunu söyleyebilirim. Yani sağlıklı beslenme olmuyor ve çocuklarda beslenme bozuklukları ortaya çıkmaya başlamış. Hijyen sorunundan kaynaklı kadınlar daha hastalıklar çıkmaya başlamış. Yani depremin üzerinden 3 ay geçti. Devlet nasıl ilk gün yoktuysa hala yok. O yüzden toplumda çok ciddi bir öfke var. Yalnız bırakılma duygusu çok büyük. Hala alanda dayanışmayı sürdüren işte sosyalistler, Alevi örgütleri, sendikalar, sivil toplum örgütleri var ama imkanlarının başa göre çok azaldığını ve gelen yardımların çok düştüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla deprem bölgelerinde halen tek gündemimiz deprem ve çok uzun süreceğini söyleyebiliriz. Hala biz bu röportajı yaparken arkamızdan yıkım sesleri geliyor. 5 gün önce bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı enkazlar içerisinde. Travmalar daha yeni yeni açığa çıkıyor ve insanların çok büyük sorunları var. O yüzden deprem bölgesini unutmayalım, unutturmayalım ve buraya dayanışmayı büyütelim demek istiyorum. Yani aslında sandığa giden depremzedelere hiçbir şey hatırlatmaya gerek yok. Çünkü acı çok taze, öfke çok büyük. Halen insanlar ölülerinin yasını tutamadı bu sıkıntılardan kaynaklı. Deprem bölgesindeyiz. Seçim çalışması yapmak oldukça zor. Çünkü çok büyük bir hem öfke hem hüzün hem yasla. Yani insanlardan deprem konuşmaya başladığımız andan itibaren ağladıklarını görebiliyoruz ve bizim de hakikaten çok zor bir seçim çalışması yürüttüğümüzü söyleyebiliriz. Buradaki halkların hiçbir şeyi hatırlatma ihtiyaçları yok. Hepsi öfkelerinin farkında, sorulacak hesaplarının farkında ve seçime bu umutla ve bu inançla gidiyorlar. Biz hangi eve gittiysek inşallah değiştireceğiz. Mutlaka değiştireceğiz. Sizinleyiz, kazanacağız gibi sözler duyduk. Çünkü iktidarın karşısında gelen bizim gibi işte hem dayanışma sürdüren hem de iktidara muhalefetleri gördüğünde güçlendiklerini de hissediyorlar ve söylüyorlar sözlerini. Geçen mesela AKP'liler bir çadır kente ziyarete gelmiş ve olay çıkmış. Dün bir çadır alanına ziyarete gittiğimizde polis dün buraya AKP'liler geldi, olay çıktı. Acaba siz de girerseniz olay mı çıkar dediler. Biz AKP değiliz tabii ki, AKP'ye tepki var. O yüzden olay çıkar dedik. Girdiğimizde de çadır alanında çok iyi tepkilerle, çok olumlu tepkilerle karşılaştık. Çok güzel karşılandık. Çünkü insanlar bu süreçte kimlerin yanında olduğunu çok iyi biliyorlar. Kimlerin olmadığını da çok iyi biliyorlar. Hatay için söyleyebilirim. Ben bütün deprem bölgeleri için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Halklar burada iktidara en güçlü cevabı verecek. Çünkü gerçekten çok büyük bir kaybımız var. İktidarın kadın düşmanı, doğa düşmanı, insan düşmanı politikaları bu
deprem döneminde de bize en acı haliyle yansıdı. Tek adam rejiminin sonuçlarını en acı haliyle yaşadık. Keşke bu kayıpları yaşamadan bunları konuşuyor olsaydık. Deprem değil de sadece seçim için bunları konuşuyor olsaydık. Ama maalesef devletin genel anlamda yarattığı enkazla depremin yarattığı enkaz birleşti ve çok büyük bir enkazın altında kaldık hep birlikte. Dolayısıyla bu enkazın hesabını sormak, bize yaşatılanın hesabını sormak ve aynı zamanda buradaki halkta çok güçlü bir kentimizi yeniden inşa edeceğiz. Kültürümüze göre inşa edeceğiz duygusu gelişkin. Bunun için de mücadele ediyor buradaki halklar. O yüzden de hem kimliğine hem kültürüne hem de kentine sahip çıkmak için bu 14 Mayıs'ta en güçlü cevabı vereceklerinden eminiz. Sahada bunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da bizim umudumuzu büyütüyor. Umarım buradaki hava bütün Türkiye'ye yansır. Biz seçmenlere Yeşil Sol Parti'de birleşelim. Yeşil Sol Parti'ye oy verin çağrısında bulunuyoruz. Niye Yeşil Sol Parti? Çünkü tam da iktidarın bu politikalarının karşısında olan bir partiyiz. İktidar ayrıştırıyor, biz dayanışma diyoruz. İktidar ayrımcılığa maruz bırakıyor bizi, biz kardeşlik ve eşitliği savunuyoruz. İktidar savaş politikalarını kışkırtıyor. Hemen Hatay'da, yanı başımızda Suriye'ye savaş açtığından beri Hatay halkı aslında barış diyor, barış demeye devam ediyor. Bizler de Yeşil Sol Parti olarak barış diyoruz. İktidar kadın düşmanı, kadınların bütün kazanımlarını el atmış durumda, çok gerici bir ittifak kurmuş durumda. Tam da Hatay'ın kültürüne ve kimliğine uygun, buradaki kadın özgürlüğünü savunan bir yerden kadınların özgürlüğü için Yeşil Sol Parti'ye oy verin diyoruz. Hatay tarım alanlarıyla, dağıyla, deniziyle, tarihiyle çok büyük bir kent, çok kadim bir kent. İşte bu kentlere düşman olan, doğaya düşman olan, denizimize, havamıza, suyumuza düşman olan iktidara karşı ekolojik bir parti olan Yeşil Sol Parti'ye oy verin diyoruz. O yüzden rengimiz yeşil, o yüzden rengimiz mor. Kapitalizme karşı, sömürüye karşı sosyalizmi savunuyoruz. O yüzden Yeşil Sol Parti'ye oy verin diyoruz. Ve burada tam da halkın istediği gibi Arap Alevilerin, Ermenilerin, Hristiyanların kendi kimliğine ve kültürüne göre yeniden inşası için her zaman yanlarında olacağımızı ve birlikte değiştireceğimizin sözünü vererek Yeşil Sol Parti'ye oy verin diyoruz. Bütün halklarımızı başta deprem bölgelerinde depremin hesabını sormak, bize yaşatılan hesabını sormak, ardından da bütün kentlerde, bütün ülkemizde bize yaşatılanların, açlığın, sömürünün, zulmün, baskının hesabını sormak için Yeşil Sol Parti'ye oy istiyoruz. Gelin birleşelim, hep birlikte değiştirelim.